Bak ben sana bir hikaye anlatacağım oturduğumuz zaman. Şimdi mi anlatayım, oturduğumuz zaman mı anlatayım? Yürümek daha iyi biliyorsun. Nietzsche'yi biliyorsun. Nietzsche bir seversin sen Nietzsche'yi. Yok severdim gençken. Nietzsche yazdıklarının hepsini yürüyerek yazmış biliyor musun? Evet, biraz fazla yürümüş. Çok yürümeyelim diyor. Tabii yeteri kadar. Yeteri kadar. Okuldayken mesela gerçekten senin fikirlerine, senin yaşama bakışına çok saygı duyardım. Eleştirdiğin zaman net olarak eleştirirdin. Dramaturji dersini en çok sevenlerden biri olduğun için de ben sana Nietzsche tansel diyordum. Evet, yıllarca manyak gibi Nietzsche okudum niyeyse. Ne gerek varsa. Baksana hiç ha. Ben şunu bilip gidelim mi? Aa, süpermiş abi, ben bunu görmedim. Baksana şuna. Sonra anladım ki o kadar çok bir şey okumaya gerek yok. Hayatı okumak lazım. Evet. Hayatı okuduğun zaman her şeyi okumuş olursun. Baksana şuna. Evet. Siz görüyor musunuz buradaki şeyi? Aa. Ama motor birebir yapılmış tabii. Fakat bunu da bağlamışlar ki uçup gitmeyelim diye. Burada bir şey var büyük ihtimalle. Motor enjektör. Üçlü sistem olduğu için büyük ihtimalle. Gerçek motorsa eğer şey olmasın diyedir. Bindin mi hiç uçağa? Bindim tabii. Yani şey böyle iki kişilik falan uçak böyle. Yok hayır binmedim. Az daha bir planör deneyimim olacaktı ama İnönü'de biliyorsun zamanında biz konuşmuştuk. Paraşüte gidecektik. Zamanında o bizim olduğumuz dönemde öğrenciyken çok enteresan fırsatlar vardı biliyorsun. Ya evet ya Ankara'da. Bir aylık bir süreçte İnönü'de çok ciddi fırsatlar kaçırdık. Tabii okuldaydık okuyorduk ama. Ya Ankara bizim yaşadığımız yıllarda hala öyle mi bilmiyorum. Ara ara gidip geliyorum ama Ankara çok acayip bir yerdi ya. Yani çok fazla sosyal sosyalleşme ortamı vardı. Hatırlıyorum ben konservatuvardayken abi fotoğrafçılık kulübünden sinema kulüplerine. Çünkü niye? ODTÜ, Hacettepe, Bilkent ve Gazi ve Ankara Üniversitesi. 5 tane üniversite vardı. Evet. Ve bizim yaşadığımız yıllarda biliyor musun kaç kişi? 2.750.000 kişi. Aynen öyle. Evet. Ve bir de dışarıdan gelen atıyorum 600 bin kişilik öğrenci grupları, Ankara'daki öğrenciler birleşiyor. 1 milyon tane öğrenci var aslında bir şehirde. Şehrin bütün dokusu değişiyordu. Ve hep iletişim halindeydik aslında. Evet abi gerçeğe ya. Bakarsan. Gerçekten. Hatırlıyor musun? ODTÜ oyuncuları vardı, Hacettepe'de işte spor akademisi var. Neler neler vardı ve çok şanslı bir ilk genç dönemi geçirmişiz. Çok şanslıydık çünkü o birbirimizle kurduğumuz iletişimle aslında bölümlerin arasındaki farkla bir ciddi bir birleşim oldu yani. Evet. Aslında bir kültür birikimi yakalamış olduk aslında gerçeğe bakarsan. Aynen, bir de zaten konservatuvarda olmanın getirdiği başka bir nimet vardı bizim için. Ya, müzik evet bölümü, ya. Bale bölümü. Evet hepsiyle aynı avluya bakmak. Bölümü. İşte ne bileyim ben o yurtlarda burası kız yurdu, burası erkek yurdu, ortada az kafe, burası bale bölümü, tiyatro bölümü, müzik bölümü. Cennet gibi bir yerdesin evet, ya. Gerçekten.